Teşekkür ederim. Güzel bir pazar günündeyiz. Dışarıda yağmur yağıyor. Dolayısıyla beklediğimiz bereketi en azından bugün de görüyoruz, hissediyoruz ve yaşıyoruz. Güzel bir salondayız. Türkiye'nin geleceği açısından endişelerimiz var. Ve bu endişeleri gidermek için bir aradayız. Daha önce İstanbul'da yaptığım toplantıda, bir mitingde bize katılın çağrısı yaptım. Öyle bir noktadayız ki her evde huzursuzluk var. Hayatımızın her alanında acaba yarın ne olacak diye düşünen insanlarımız var. Türkiye bunu hak etmiyor. Ve Türkiye'nin bu açmazdan çıkması lazım. Beraber yaşamamız lazım. Birlikte yaşamamız lazım. Kavga etmeden yaşamamız lazım. Farklı düşünceleri saygıyla karşılamak lazım. Kavga etmenin ne yararı var? Evde kavga ettiğiniz zaman zaten görüyorsunuz ne kadar yararsız olduğunu. Mahallede kavga çıktığı zaman sadece kavganın olduğu alan değil, mahalleli ondan rahatsız oluyor. O zaman Türkiye'de niye kavga edelim? Niye gerginlik yaratalım? Bir arada yaşamak varken, huzur içinde yaşamak varken, kucaklaşmak varken neden kavga edelim? Bu çağrıyı yaptım, bize katılın. Beraber olalım, birlikte olalım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Hiçbirimiz anne babamızı seçme hakkına sahip değiliz. O zaman kimliği niye siyaset konusu yapıyoruz? Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı. İnancımız, herkesin inancı vardır. Herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. Allah'la kulun arasındaki ilişkiye benim girme hakkım var mı? Bir başkasının inancını sorgulama hakkım var mı? Yüce Yaradan'a verilen bu hak, daha doğrusu Yüce Yaradan'ın sahip olduğu bu hakkı, peygambere verilmeyen bir hakkı niye bir başkası kullansın? Sen inançlısın, sen inançlısın diye insanları ayırsın, bölsün. Buradan da çıkmamız lazım. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım. Dolayısıyla bize katılın, kucaklaşalım dedim. Arkadaşlarım katıldılar. Birkaç arkadaşım bu kürsüde konuştu. Ama bir şeyler ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak için adalet isteğinden asla vazgeçmeyeceksiniz. Sadece yakınlarınız için değil, sizi sevmeyenler için de yeri geldiğinde adalet haksızlığa uğradıysa onun için de adalet isteyeceksiniz. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bütün haksızlıklara karşı çıkacağız. Bütün haksızlıklara. Belki Emine Şen Yaşar hayatı boyunca belki hiç CHP'ye oy vermemiştir. Ama onun uğradığı haksızlığa benim isyan etmem lazım. Bu yanlıştır demem lazım. İnsanı insan olarak değerlendirmemiz lazım. Haksızlık karşısında hiçbirimizin susmamamız lazım. Bunun için CHP'li olmak kolay değildir. Ben haksızlığa uğradığımda isyan edeyim ama arkadaşım haksızlığa uğradığında ona hiç ses çıkarmayayım. Olmaz. Adalet karşısında çifte standart olmaz. Adalet hepimiz için geçerli bir kavramdır. Kainat adalet üzerine inşa edilmişse adaleti hepimiz kendi ruhumuzda ve bedenimizde hissetmeliyiz. O nedenle Mevlana der ki, Mevlana, adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Bu erdemi her birimizin tek tek ruhunda hissetmesi lazım. Tabii CHP'li olmanın ağırlığı vardır. CHP'li olmak omuzlarına yük almak demektir.
Yani CHP'li olmak demek kul hakkı yememek demektir. Kul hakkı yemek en büyük günahsa, en büyük günahsa kul hakkı yememektir. CHP'li olmak demek yurttaşlar arasında, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmamak demektir. Ayrım yaparsanız, insanları ötekileştirirseniz, şu bizdendir, şu onlardandır diye farklı standartlara koyarsanız, birilerine kucak açıp öbürünü ötekileştirirseniz bu da olmaz. Bu da olmaz. Herkesi kucaklamanız lazım. Sizinle aynı şeyleri düşünmeyen, hatta size karşı olanlara bile onların düşüncelerini saygıyla dinlemeniz gerekir. Belediye başkanı arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma, il başkanı, ilçe başkanı arkadaşlarıma hep söylerim. Gittiğiniz yerde sizi eleştiren birisi olursa dikkatle dinleyin derim. Neden? En azından sizi eleştirilebilecek ve sizin de onu rahat dinleyebileceğiniz bir pozisyonda sizi görüyor. Onu dinleyeceksiniz. Lafa ağzına tıkamayacaksınız. Sabırla dinleyeceksiniz. Sonra kendi düşüncelerinizi aktaracaksınız. Çünkü akıl akıldan üstündür değerli arkadaşlarım. Ben her şeyi bilirim ve kimse beni eleştirmez diye bir siyasetçi o noktaya gelirse artık o siyasetçiden umudunuzu kesmeniz lazım. Yok öyle bir şey. Akıl akıldan üstündür. Akıl akıldan üstündür. Benim görmediğimi bir başkası görebilir. Yıllarca önce Cumhuriyet Gazetesi'nde küçük bir haber okumuştum. Hiç unutmuyorum. O zaman İstanbul'da bir kamu görevlisiydim. Hollanda'da bir ressam çok güzel kuş resimleri yapmış. Sergi salonunda bir sürü insan gelmiş, sergiyi geziyorlar. Bakmışlar bir yaşlı adam bir tablonun önünden hiç ayrılmıyor. Bir kişi gidiyor tabloya, vatandaşa. Tabloyu beğendiniz mi? Ve çok beğendim diyor. Satın mı alacaksınız? Bunu satın alacak param yok diyor. Ama tablonun önünden hiç ayrılmadınız. Bu tabloda bir hata var diyor. Siz ressam mısınız? Ben ressam değilim. Nedir hata diyor? Bu kadar büyük bir kuş bu kadar ince dala konamaz. Bu dal kırılır diyor. Bakılıyor, köylü haklı. Haklı gerçekten. O nedenle ben her şeyi bilirim mantığıyla yola çıkarsanız ülkeyi yönetemezsiniz. O nedenle biz tek adam rejimine karşıyız. Her şeyi ben bilirim değil. Akıl akıldan üstündür. Benim görmediğimi bir başkası görebilir. Zaten mesleklerin dağılmasının temelinde de bu var. Nalbant'ın yaptığını ben yapamam. Doktorun yaptığını ben yapamam. Ama ben bir siyasetçiyim. Ekonomiyi bana sorarlar ben yapabilirim. Ama ben kendi alanımda uzmanlaşırsam topluma faydam olur. İş bölümün temeli de budur. Akıl akıldan üstündür söyleminin temelinde de bu yatar zaten. Ben her şeyi bilirim mantığıyla yola çıkanlar bir ülkeyi yönetemezler. Bir devleti yönetemezler. Bakınız, siyasetçi olmanız için bir ilkokul diplomanız olacak. İster bakan olun, ilkokul diplomanız olacak. Bir de savcılıktan ihal kağıdı alacaksınız. Bu kadar. Siyasetçi olabilirsiniz. Bakan da olabilirsiniz. Ama devlette en küçük kademe olan şef olmak için üniversite mezunu olacaksınız. KPSS sınavına gireceksiniz. Sınavı kazandıktan sonra aday memur olacaksınız. Bir süre sonra asaletiniz onaylanacak ve yine sınava gireceksiniz. Şeflik sınavına, ondan sonra şef olabiliyorsunuz. Devlet liyakat üzerine inşa edilmiştir. Liyakat kavramını hiçbir arkadaşımın unutmasını istemem. Liyakat üzerine inşa edilen devletlerde krizler olmaz. Çünkü işi ehline teslim ediyorsunuz. Ben her şeyi bilirim mantığıyla siyasete girenler büyük bir hata yaparlar. O nedenle siyaset farklı bir alandır. Siyasete girenlerin ve bizim partimize üye olanların bu felsefeden uzaklaşmamaları gerekir. Ben her şeyi bilirim. Ben her şeyi bilirim. Batıda ya da uygar toplumlarda ben her şeyi bilirim diyen insana al şu kazma küreyi, git şuraya
temeli kazdırırlar. Çünkü sen hiçbir şey bilmiyorsun demektir. İşin özü odur. Dünya geliştikçe, bilim geliştikçe, uygarlık geliştikçe yeni meslekler çıkar. Yeni meslek. Ben bir lokantacının yaptığını yapamam çünkü o kadar güzel yemekler pişiremem. Ama ben bir maliyeciyim. Maliyenin ne olduğunu oturur yaparım, çalışırım, uğraşırım. Bir avukatın yaptığını yapamam çünkü onun hukuk fakültesi mezunu olması lazım. Bir laborantın ne yaptığını ben bilemem, bilirim ama onun görevini ben üstlenemem. Dolayısıyla mesleklerin de böyle olduğunu, yetişmenin de böyle olduğunu, yani liyakat temeline dayandığını hepimizin bir şekliyle bilmesi gerekir. Efendim, kimliklere, inançlara ve yaşam tarzlarına saygı göstermek zorundayız. Özellikle yeni katılan arkadaşlara bunu ifade etmek isterim. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Bir daha ifade edeyim. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Dolayısıyla kimlikler üzerinden siyaset değil. Herkesin inancı Allah'la kul arasındaki inançtır. Oraya bir başkasının müdahale hakkı yoktur. Böyle bir yetki peygamberlere bile verilmemiştir. Allah'la kul arasındaki ilişki kişiyle Yaradan arasındaki ilişkidir. Kimin daha inançlı, kimin daha inançsız olduğunu sadece Yüce Yaradan bilir. Dolayısıyla biz herkesin inancına saygı göstermek zorundayız. O inanca saygı gösterdiğiniz zaman siyaset konusu da artık inanç olmaz. Oradan inanç siyaset konusu olmaz. Kimlik de siyaset konusu olmaz. Neden? Ben anne babamı seçme hakkına sahip miyim? Sahip değilsem kimlik de siyaset konusu olmaz. Yaşam tarzı, herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Siyasetin konusu nedir? Ya evde tencere kaynıyor mu, kaynamıyor mu? Oğlum kızım üniversiteyi bitirdi, iş buluyor mu bilmiyor mu? Çocuğum iyi bir okula gidiyor mu gitmiyor mu? Evladım küçük yaşta kreşe göndereceğim, acaba durumu nedir? Okula giden çocuğuma beslenme çantası vereyim mi yoksa çocuk zaten okulda yemeğini yiyecek, arkadaşlarıyla karnını doyuracak mı? Yolumuz var mı, köprümüz var mı? Efendim bir sürü ihtiyaçlarımız karşılaşmış mı? Dolayısıyla bütün bunların tamamı siyaset konusudur. Siyaset konusu budur. Biz buradan toplumu çektik, başka bir yere götürdük. O nedenle siyasetin de ahlak temelli olması lazım. Ahlak temelli bir siyaset büyür, ahlak temelli bir siyaset topluma güven verir. Geçmişten ders çıkarmamız lazım. Geçmişten ders çıkarmayan toplumlar büyüyemezler. Aynı hatalara sürekli düşerler. Aynı hatalardan arınmak lazım. Özellikle yeni katılan arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesini anlatmak için bunu söylüyorum. Biz herkesi ama herkese saygı duymak zorundayız. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşır veya paylaşmaz. Onun inancına, onun kimliğine, onun yaşam tarzına saygı duymak zorundayız. Bunlar bizim ayrışma nedenimiz olmamalı. Biz tam tersine kucaklaşmalıyız. Tam tersine beraber olmalıyız. Ne zaman? Hem tasada hem kıvançta beraber olmalıyız. Beraber olduğumuz zaman Türkiye güçlü olacaktır. Bizi ayrıştırmak isteyebilirler. Bizi bölmek isteyebilirler. Buradan kaçınmak lazım. Bu ayrı bir şeydir. Eğer bu tuzağa düşersek Türkiye sırtını asla düzeltemez. O nedenle beraber olmak, birlikte olmak, kucaklaşmak, tasada ve kıvançta. Aslında bizim hasretimizde var bu. Komşumuzda bir cenaze olurken biz televizyonumuzu açmayız değil mi? Aynı acıyı paylaşırız. Gideriz, taziyeye gideriz. Ama bunu Türkiye genelinde de yapmalıyız. Beraber yapmalıyız. Birlikte yapmalıyız. O zaman bizim bir başkasının inancını sorgulama hakkımız yoktur. Peygamber'e bile böyle bir yetki verilmemişken nasıl biz başka birisinin inancını sorgular hale geliriz? Allah'la kulun arasına hiç kimsenin girmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Bunu da bilmemiz lazım. Farklılıklarımız var mı? Evet, ama bizim farklılıklarımız bizim ayrışma nedenimiz olmamalı. Tam tersine bizim zenginliğimizdir. O zenginliği büyütmeliyiz. Zenginliği çoğaltmalıyız. Dolayısıyla farklılıklar kavga nedeni olmamalı. Ayrışma nedeni olmamalı. Biz tam tersine beraber olmalıyız. Ne zaman? Hem tasada hem kıvançta beraber olan bir toplum olmalıyız. O zaman göreceksiniz çok daha güzel
bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Adalet. Adalet sadece benim için değil, sadece sizin için değil. Yüce Yaradan'ın yarattığı her şey için adaleti biz savunmalıyız, her şey için. Adalet soylu bir kavramdır. Soylu bir kavramdır adalet. Dolayısıyla adaleti her yerde savunmak bizim temel görevlerimizden birisidir. Adalet kutup yıldızı gibidir, az önce söyledim. Yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Adalet bu kadar soylu bir kavramdır. İçini boşaltmamaya özen göstermeliyiz. Bir kişi haksızlığa uğradığında haksızlığa uğrayan kişinin yanında durmalıyız. Benim Şen Yaşar ailesine gitmem, o anneyi kucaklamam, o annenin derdini dillendirmem. 8 savcı sesini bile açmadı. Ben gittikten sonra sesini açtılar ve ben gittikten sonra davalar açıldı. Olsun, ben gideceğim. Bana oy versin vermesin diye değil. Ben o annenin dramını dindirmek zorundayım zaten. Bir haksızlığı, bir adaletsizliği dinlendirmek zorundayım zaten. Bunu yapmadığınız zaman siyaseti niye yapıyorsunuz? Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Dolayısıyla yapacağımız güzel işler var ve başka bir şey daha. Siyaset kurumunun ahlak temelli olması lazım. Siyasete girenin de ahlaklı olması lazım. Siyasete girenin kul hakkı yememesi lazım. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet sisteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Gelsinler baksınlar. Hepsi alın teriyle kazanılmış zaten. Bir kişi siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür. O kişiye itibar etmeyin. İtibar etmeyin asla. Asla itibar etmeyin. İnançları siyasetine alet edenlere de asla itibar etmeyin. Efendim siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim var. Olmaz, olmaz bunlar, olmaz. Kul hakkı yemek en büyük günahtır bakın. Yüce Yaradan ne diyor? Her türlü günahla gelin affederim ama kul hakkıyla karşıma gelmeyin. Kul hakkıyla gitmeyin. Kul hakkı eğer yenmeyecekse, kul hakkı yiyenlere oy vermeyeceksek ve biz inançlı insanlarsak oturup bunu düşünmek zorundayız. Oturup düşünmek zorundayız. Siyaset aynı zamanda vatandaşına hesap vermek demektir. Yani siyasetçi hesap veren konumdadır. Siyasetçi hesap vermiyorsa bilin ki başka bir şeyler yapıyor. Siyasetçi niye hesap vermesin? Görevi ne? Ben şunu 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 yapacağım diyecek. Güzel. Vatandaş da oy verecek. Yapmadıysan vatandaş hesabını soracak. Siyasetçi de onun hesabını verecek. Yeni bir siyaset kültürünü başlatmak zorundayız. Yeni bir siyaset anlayışını başlatmak zorundayız. Bakın o kadar ayrıştık, o kadar kamplaştık ki neredeyse birbirimize düşman olduk. Ya niye düşman oluyoruz? Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Niye kamplaştık? Niye kavga ettik? Neden bu kadar kamplaşma ve kavga oldu? Buradan kesinlikle çıkmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. İnsana saygı duymamız lazım. Bütün canlılara saygı duymamız lazım. Kainata saygı duymamız lazım. Unutmayın, Yüce Yaradan kainatı da adalet üzerine inşa etmiştir. Ve biz bu büyük adalet kavramını içselleştirmezsek ne siyasette ne de başka bir yerde adaleti tam olarak sağlayamayız. Türkiye'nin itibarı, elbette Türkiye'nin itibarlı bir devlet olması lazım. Türkiye zengin bir ülke, kalkınan bir ülke ve Türkiye'nin bir başka önemli rolü daha var. Bütün mazlum milletlere örnek olan bir Türkiye. Çünkü biz Milli Kurtuluş Savaşı verip bağımsızlığımızı kazandıktan sonra bütün mazlum milletler Türkiye'yi ve Gazi Mustafa Kemal'i örnek aldı. Onlar da bağımsızlık mücadelesi verdiler. Biz cumhuriyetimizi kurduktan sonra onlar da cumhuriyetlerini kurdular. Biz örnek olduk. Çünkü biz bu konuda bütün mazlum milletlere örnek olmak zorundayız. Ve bizim en büyük hasletimiz mazlumun yanında durmaktır, zalimin değil. Zalime karşı durmak, zulmedene karşı durmak, mazlumun hakkını ve hukukunu savunmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel felsefelerinden birisidir.
Bu felsefeyi de özellikle bize katılan genç arkadaşlarıma, yaşlılarıma, herkese duyurmak isterim. Mazlumun yanında durmak ve mazlumun kimliğini sorgulamamak, inancını sorgulamamak. Tam tersine haksızlık varsa haksızlığın karşısında durmak. Bu bizim temel felsefelerimizden biri olmak zorundadır. Kadın erkek eşitliği. Kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gören bir anlayışa sahip değiliz. Kadınla erkek eşittir. Yüce Yaradan elbette ki bazı farklılıklarımız var ama haklar açısından eşitiz. Ben hangi hakka sahipsem onlar da aynı hakka sahip olmak zorundadırlar. Bunu yaptığımız zaman kadının hakkını da kadına teslim ettiğimiz zaman yeri geliyor efendim cennet kadınların ayakları altındadır. Güzel bu kadar yüceltiyoruz. Gayet güzel. E peki kadına niye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyoruz? Dolayısıyla kadın erkek eşitliğini sağlamamız lazım. Ve kadınların haklarını teslim etmemiz lazım. Çocuklarımızın haklarını teslim etmemiz lazım. Bu güzel coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Hiçbir çocuğun. Allah nasip ederse göreceksiniz. İktidar olduğumuzda bu topraklarda yoksulluk asla ve asla olmayacak. Asla ve asla. Asla. Devlette 27,5 yıl çalıştım. 27,5 yıl çalıştım. Emekli olduğum gün de mal varlığımı açıkladım. Devletin nasıl olması gerektiğini bilen birisiyim. Devletin bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi yönettim. Bir Allah'ın kulu çıkıp Kılıçdaroğlu şuradan 5 kuruş para kazandı dememiştir. Diyemez de zaten. O zaman siz devletin varlıklarını yani vergileri vatandaş için harcayacaksınız. Allah nasip ederse aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir çocuğu, hiçbir anne yatağa aç yatırmayacak. Karnı doymuş, gözü pek, rahat, güzel okuluna giden, beslenme çantasına şunu mu koyayım, bunu mu koyayım, bunu bile düşünmeyecek. Kendi evladını besleyemeyen devlet olur mu Allah aşkına ya? Kendi evladının karnını doyuramayan bir devlet olur mu Allah aşkına ya? Bir devlet olur mu? O nedenle ben söylüyorum bazen, şu beşli çetelerden bütün o paraları alacağım, alacağım. Alacağım. Kul hakkı yiyenden o paraları alacağım. Onlar diyorlar ki efendim biz Amerika'ya götürdük, İngiltere'ye götürdük, Almanya'ya götürdük. Alamaz. Bay Kemal o paraların tamamını alacak ve getirecek buraya. Ve tamamını getirecek. İsterse Fizan'a gitsinler. İsterse Fizan'a gitsinler. Kul hakkı yemek günahsa ben onun hesabını sormak zorundayım. Kimse alın teriyle kazanmışsa benim başımın üstünde yeri var. Ben birisi varlıklı diye ona asla düşman değilim. Asla niye varlıklı olduğum değil. Keşke hepimiz zengin olsak. Keşke hepimizin durumu çok iyi olsa. Ama bir çocuğumuz açsa 85 milyon da aç demektir. Bir çocuğumuz yatağa aç giriyorsa 85 milyon da yatağa aç giriyor. Benim felsefem budur. Herkesin karnı doymalı. Herkesin işi ve herkesin aşı olmalı. Sanayicimiz de desteklenmeli. Kim bu ülkede üretim yapıyorsa, ya çiftçinin zarar ettiği bir düzen olur mu Allah aşkına ya? Çiftçi zarar ediyor. Dışarıdan buğday al, dışarıdan arpa al, dışarıdan pamuk al, dışarıdan mercimek al, dışarıdan et al, dışarıdan canlı hayvan al. Ya bu bereketli toprakları niye ekemiyoruz arkadaş ya? Neden ekemiyoruz? Hepsini düzelteceğiz. Allah'ın izniyle göreceksiniz, hepsini düzelteceğiz. Bu memlekete huzuru, bu memlekete bereketi getireceğiz. Bizim belediye başkanlarımıza diyorlar ki seçimlerde, değil mi Sayın Başkan? Sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin. Ne olur? Gelirse sosyal yardımlar kesilir. Hatta başkan süt sözü vermişti. Hanelere süt vereceğim, fakir ailelerde hanelere süt vereceğim diye. Bir gün aradan bir süre geçti. Başkan ikinci seçimi de kazandı. Geldi oturdu. Ve iktidar sahipleri başkanı eleştirdiler. Hani sen süt vereceksin? Vermiyorsun diye. Oysa başkan aylardır süt dağıtıyordu. Ama hangi felsefeyle? Sağ elin gördüğünü sol el görmeyecek. Bu felsefeyle dağıtıyordu.
O nedenle bizim felsefemiz onlara benzemez. Biz insanların haklarını istismar etmeyiz. Bana oy versin vermesin, CHP'ye oy versin vermesin, birisi haksızlığa uğrarsa ben onun yanında olmak zorundayım ve onun hakkını ve hukukunu savunmak zorundayım. Toplumu bir araya getirmek, farklılıkları zenginlik kabul etmek. Ben Urfa'nın hoyratını da seviyorum. Ben Diyarbakır'ın oyun havalarını da seviyorum. Karadeniz'in oyun havalarını da seviyorum. Ege'nin efelerini de seviyorum. Ya bunlar bizim kültürümüz zaten. Bizim kültürümüz zaten. Bu zenginliği başka bir ülkede bulamazsınız. Mahalleden mahalleye değil, köyden köye, şehirden şeye, şehire yemeklerimiz değişiyor. Ya bu zenginlik başka nerede var? Bu zenginliği biz kavga nedeni yaptık. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Tam tersine zenginliklerimiz bizim gururumuz olacak ve biz bu zenginlikler içinde her bir bireyimizin zenginleştiği, gelir sahibi olduğu, iyi bir yaşam standardı yakaladığı güzellikleri hep beraber getireceğiz ülkemize. Aramıza yeni katılan arkadaşlarım için özellikle bütün bu ayrıntıları verdim. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir şey değildir. Doğru adam, düzgün adam, vatandaşlar arası ayrım yapmayan, herkesi kucaklayan bir felsefeye sahip olmak zorunda Cumhuriyet Halk Partililer. Yeri geldiğinde öz eleştiri yapmaktan da çekinmeyen, bizim hatalarımız varsa hatalarımızla da rahatlıkla evet ya biz burada hata yaptık diyebilen ve hatadan dönmeyi de erdem kabul eden bir siyaset anlayışıyla yola çıkmak zorundayız. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Yeni katılan arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ederim. Hepinize tekrar selamlarımı, saygılarımı ve şükranlarımı iletiyorum.